Yazma bir yaşam biçimidir. Şairler, yazarlar gerçekten öyle. Yani sabah ilk işim bir iki dizeyle günü karşılamak oluyor. Demek ki yaşam biçimi diyorum bu. Bu yaşam biçiminin de en önemli unsuru bana göre doğuştan gelen bir damar. Bu olmasa es geçeceğiz şiiri. Şiir nedir diyeceğiz. Veya kitaplarla haşır neşir olmak. Bu da okuma aşkı. Bu da ayrı bir aşk. Kitap kulübünün içine girer girmez zaten böyle bir nasıl söyleyeyim, tatlı bir huzur sarıyor insanın içine. Ama okuyan insanın içine. Kitaba yabancı bir kişi, ya ben buraya nereden düştüm der. Ama bizler için, benim için veya benim gibi olanlar için bu böyledir. Evet. Evet, zaten kısmen de söylediniz. Yani yaşam diyorsunuz, şiir bir yaşam biçimi. Şiir benim için, yani yazan İsmail Erten hocam da iyi bilir. Ahmet Uysal'ı iyi tanırdı. Biz yani aynı çemberin içinde dönüp duran kişileriz. Hatta birkaç etkinliğimize geldi. Ahmet Uysal da öyleydi. İyi yazan, iyi şairdi. Ben kendime methetmeyim. Ben de şiirin içindeyim. Kopamadım. Son soluğuma kadar da kopamayacağım. Sürekli yazan şairlerden biriyim. Hatta zaman zaman derler, ya çok yazıyorsun. Ben de derim ki, ya ne mutlu. Geliyor bir damar akıyor, bir ırmak akıyor. Bırak akarken tası dolduralım. Hani çok yazan tekrara düşer. Hayır, bakıyorum tekrara da düşmüyoruz. O zaman yazalım. Evet, şimdi... Şey dedi değil mi? Şiir insanı bırakmaz, insan şiiri bırakır. İşte bu varlık nedeni olunca, sıradan yani şiirle ilgisi olmayan insan için bu geçerli değil. Ama şiirin içinde o fıçının veya o denizin içinde olan şair diyelim, adına şair koymuşlar. Şair için geçerli bu. Refik Durbaş ölene kadar yazdı. Nazım ölene kadar, Ahmet Uysal yazarken öldü. Yazarken öldü. Son satırlarını yazdı. Öldü. Şimdi yani şair için bu böyle geçerli. Çünkü o damarla doğuyor. Bülent Hocam, şimdi burada ben aldığım notlarda, tabii daha önce konuşmalarda da yaptık da, sizin o cümle var, ben çok beğeniyorum onu. Şiirsel yaşam dediniz. Yani bir insanın yaşamı da şiir gibi o. Şiir derken, değil mi? Tabii. Her şeyden önce bir mücadele var, bir kavga var. Estetik var, sanat var, aşk var. Doğayla kavga var, insanla kavga var. Hani bu bildiğimiz yumruklaşma değil. Kitaba uzak olan insanın şiirden haberi neden ne olur? Kendince olur. O tekerlemedir. Ama kitap dünyasının içinde düşünen bir beyin mutlaka ha o damarda varsa şiir damarı kişide incelmek, yani düşüncenin, duygunun incelmesi o damarı şiire götürür. Aslında şeyden de zor galiba değil mi? Mesela romanda bir betimleme yapıyorsunuz, uzun uzun anlatıyorsunuz işte deniz kenarını tabii, falan. Tabii. Roman hatayı absorber, yani evet, kabul eder. İleride. Ama şiirde sırıtır. Yanlış bir evet. Kelime. Hikayede biraz daha kısıtlı. Aynen. Onda da biraz daha sessizlikle. Ama şiir artık hepsinin. Özünün özü yani. Özünün dam damıtılmış. Rafine edilmiş. Yani o yazar düşünce üç sayfada olur. Anlatacaksa bir deniz kıyısını, tabii. Siz iki satırda anlatmak zorundasınız. Geri geliyor bir dize, iki dize, çarpıcı iki dize seni alıp uçuruyor ve okuru da uçuruyor o iki dize. Nazım'ın öyle diyor, hadi ben kendimi geçeyim, Nazım'ın nefis öyle dizeleri var. Evet. İki dizeden yola çıkıyor veya Bedrahmi'nin, hadi Nazım'ı bırakalım veya ne bileyim Cemal Süreyya'nın. Yani... Ama sizin şiirlerde de var. Ne diyorsunuz, geçen gün var konuşumumuzda sohbet, şair o kadar güçlü ki. İcabında denizin yüzünü yırtar diyor. Evet. Değil mi? Yani şiir hani, bu tarafa bir getirebiliyor insanı. Yani bu kadar bir güç şeyi olarak. Duygusallık, duygusal insanlar şiiri çok yaşıyor. Aşk var. Duygusal, duyguyu besleyen de işte şu içinde bulunduğumuz atmosferin evet. Rabbani. Şimdi, ham da geliyor tabii, size. Yoksa ham duygu evet. Şimdi buraya insanı ağlatır. Evet. Evet. Ama biz ağlamayacağız. Hanımefendi bahsetti. Ha, delen geçecek. Tabii. Fatma Hanım bahsetti. Ne dedi? 13.500 kitap. Yani ciddi bir sayı. Ve bakıyorum, yani o kadar güzel ki, sanki burası işte bir müze gibi, bir yani Louvre Müzesi gibi sanat eserleri. Ve şunların her bir tanesinde var ya, dünya. Günlerce düşünme var, hülasa var, yaşanmışlık var. Tabii. Hepsinde değil mi? Bir hikaye var. Kesinlikle. Ve o var ya, geliyor size. Birini alıyorsunuz, okurken İspanya'ya gidiyorsunuz. Kesinlikle. Oturduğunuz yerde. Tabii. Koca dünya buraya geliyor. Yani koca dünya buraya geliyor. Ya da siz böyle bir
ışınlanıp İspanya'da o denizin kenarında, kıyısında evet. ne oluyor, nasıl oluyor, yok balıkçılar, bir şeyler. Tabii ki. Şeyler anlatıyorsunuz ya, yaşama dair, insana tabii. dair. Tabii. Yoksa var ya, insanlar şöyle sohbet arasında duyuyorsunuz. Sonra insanın egosunu öğreniyorsunuz. Tolstoy işte bir hikayesinde diyor ki, demiş ki, çok basit bir şey olacak ama söylediğim, işte yürüyebildiğin kadar... geri dönebildiğin kadar arazi senin diye. Ama insan hırsına kapılıyor. Akşama, akşam güneş batarken burada olacaksın yalnız. Bir koşul. Akşam güneş batarken burada. Evet. İnsan kendini tanımasa ne olacak? Koş koşabildiğin kadar evet. bütün arazi senin olsun. Evet. Ama bir de dönüş var. Ama bir de yorgunluk var. Ama bir de bedenin o akşama kadar çektiği var güneşin altında. Bunları bilmedikten sonra ne oldu? Geldi ama istediği yere erişemedi, öldü. İnsanın egosu kendini zaten öldürüyor. Ama aşmamız lazım onları. Zaten en büyük sorgu da o değil mi? İnsanın yani yaşama ilişkin sorusu. Size eğer yaşam verilmiş kozmik bir şansa, değil mi? Onu yeni evet. kullanmakla evet. ilgili. O bize elimize geçen bir fırsat. Onu kesinlikle. En güzel nasıl değerlendirebilirsek. İşte yani. Şimdi hocam farkına varmak diyorum ben buna. Fark etmek, farkında mı? Anlam yakalamak. Egemen güç her dönemde, sadece bu dönem değil, geçmişte de, yüzyıllar öncesinde de egemen gücün tek ilkesi var. Hakim olduğu kitle aman hiçbir şeyin farkına varma. Verilenler sunulmaya yaşasın. Farkına varmasın. Farkına var. Hani tarihte bir Spartaküs var. İlk köle isyanı. Evet. Başkaldırıdır. Aklın başkaldırısı. Belki akıl o zaman ne anladığımız anlamda değil akıl ama da kullanabildikleri yine yer farkına onu. Varıyor. Ya senin bana ne yaptığın nedir hesabı? Bu soruyu sorması gerek insanın. Sen bana ne sunuyorsun? Benim aklım var. Bunun farkına vardığımız oranda belki bunu da okuyarak varacağız. Dediniz ya, dünyayı dolaştırıyoruz. Evet. Çöle evet. götürüyor, kutba götürüyor, ne bileyim Sibirya'ya götürüyor, tabii. Çağlayan'a götürüyor, ırmağa götürüyor. Aklın koridorları açıldıkça, düşündükçe insan yaşamın farkına varıyor. Şimdi, farkına varmak. Evet. Şimdi siz varmadığı bu, sürece tabiri caizse konuyu, varmıyor ama köle, konuyu sapıtır mıyım acaba? Tekrar geri toplayabilir miyiz şey acaba? Şey yapsak onu, şimdi konu dağılmadan var. Evet, daha sonra evet. sohbet bölümünde devam evet, ederiz. Olur evet, mu? Evet. Şimdi hocam zaten anlattınız yani. Şiiri yaşam olarak kabul ediyorsunuz. Evet, benim, düşünme biçimidir diyorsunuz. Benim için. İletişim ve duyguları yansıtma şeyler. Şimdi Bülent Güldal'ın arkadaşlar 1980'den başlamak üzere değil mi? İlk şiir kitabınız. 8 tane şiir kitabı çıkıyor. 4. Cemre, Durgun Su, ondan sonra Sabaha Biriken, Adan Okyanus, Anası Okyanus, Gözler de şey olunca, Yağmur Kuşu'nun Türküleri, Şiir Tüven Sofrası Ezgileri, Şakayık Şelalesi ve son şiir kitabı Zambak Kapısı. Belki görmüşsünüzdür. Oradaki standa da bu kitaplardan var. Eğer almak isteyen yapar. Şimdi Bülent Bey'in tabii sadece şiirle değil, bunlar fark edilince bunlar hemen şeye yaşama geçiriliyor. Nasıl? Mesela hapishane 1980 ihtilalinde gençler hapse giriyor. Onun üzerine bir tane şiir yazıyor Bülent Bey. Ama tutuyorlar onu aşk şiiri. Yani çünkü şiirde değil mi? Herkes kendinden bir şeyler buluyor. Tutuyor onu. Hangi sanatçıydı Bülent Bey? Ali Osman Akkuş değil mi? Füzan makamında okuyor. Sen şimdi düşlerde aşkı arar gibisin. Şimdi bakın. Şair hapisteki haksız yere hapse atılan gençlerden bahsediyor ama birisi başka birisi de o işin hanımefendiden bahsettiği gibi değil mi? Hepsinde aşk da var, sevgi de var. O kişiler de almış onu, sanat müziği yapmışlar. Veya son günlerde onu da yolda gelirken şey yaptık. 3 tane de özgün müzik olarak besteleniyor. Onlardan bir tanesi de Ferhat Tunç galiba değil mi şimdi? İşte o da yani yazmış. Selahattin Demirtaş hapisteydi. O şiirin ismi neydi hocam? Aşkımızın Kıbresi. O da yine 80 ihtilali içerisinde yazılmış bir şiir. Yıllar sonra işte kimi bizim sanatçı geçinenler evet. yolda anlatıp bana haber verme gereği duymadan kasetlerini okuyorlar. Tesadüf. Altına bakıyor Bülent Güldal. Ya diyorum arkadaş insan bir sorar ya. Yıllar sonra yine bu aşkımızın kıblesi yani durdu.
Oturduğum köşede başım belaya girecek. Selahattin Demirtaş'a klip olmuş. Ya ben diyecek lan sen yaz. Ya ben sen be vicdansın. Yani bu tür olaylar oluyor. Evet. Şiir hani daha doğrusu okurur veya bu sözünü ettiği kitle tarafından görece algılanıyor. Ya bu benim işime yarar diyor. Haber verme gereği duymuyor. Çok ne kadar ayıp ya. Emek hırsızlığı. Zaten sizin duygularınız çalıyor. Şimdi de siz onların duygularını hissettiniz de yazdınız o zaman. İşte ben 80'de yazmışım ama şimdi geliyor başka birine bunu akuple birleştiriyor. Yani görece bir olay. Duygu 3 aşağı 5 yukarı. Ama yine de çok mutlu bir şey. Yani kim olursa olsun o şiirin değil mi ahengini, anlamını evet. yakaladıktan evet. sonra zaten böyle bir iddiamız yok. Tahmin edeyim büyük yani şiir yazan bir sürü insana da iddiası yok. Ben bunu yazayım da işte besteler olsun, yok. Şarkılar olsun, para kazanayım falan böyle bir dava yok. Buraya öyle bir zevkle geldi ki Burhan Bey'in önerisiyle. Koşa koşa geliyorsunuz ya. Şimdi hiç abartma yapmayayım, kompliman da. Dünyanın en güzel insanları şu anda bana göre. Yani bu burada. Neden? Kitapla ilgili, hayatla ilgili, çocuklar, kuşlar, değil mi? Doğalar. Şurada dokunduğunuz her şey var ya böyle. Mistik anlamda söyleyeyim de kutsal gibi geliyor bana o şekilde. Şimdi fazla şey yapmayalım da bir Bülent Bey'den güzel bir şiir. Evet. Hangisini okuyacaksınız bize? Söylenceler Körfezi. Bir de Mazem, bir bardak su var. Körfezden geliyor. Söylenceler Körfezi. Sütüven'in ağzında gerçek. Ha, arkadaşlar şunu da bir şey söyleyeyim Sütüven deyince. Geçen hafta bahsetmiştik Mustafa Seyir Sütüven. Bu Edirne Körfezi çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Ağabey. Şairimiz. Tabii Yahya Kemal'le başlatıyorlar o akım aslında Nevi Yunanilik. Yahya Kemal daha sonra geri çekiliyor ama Sütüven'de hem aruz vezninden, ece vezninden, Anadolu'dan, koşmalardan faydalanıyor. Hem de Akdeniz Havzası'nın kültüründen, Yunan mitolojisinden. Buna ilişkin ilk baştan sıralarsak Homer, değil mi? Baştan geliyor, İlyada'dan geliyor. Daha sonra Homer Os dediğin zaman Yunan oluyor. Homer Anadolu'nun. Cemal Şakir Kabahar'sı da hep bunu öyle de. Ey Koca Yurt isimli kitabında ısrarlı der. Avrupalılar her ne kadar bizim kültürümüz Yunan şeyle, hayır efendi Anadolu. Neden? Hakikaten öyle. Dionysos, değil mi? Aşağıda Teos. Teos da en büyük mabeti olan kişi Anadolu'dur. Ama o İyonlar gelip 12 İyon kentinden işte tabii ki sanat, bilim, kültür, mimari var ama buradaki kültürle de besleniyor esas. Ama Avrupa'ya giderken ne oluyor? Bizim Diyojen var ya Bakus oluyor. Veya Afrodit, Venüs oluyor. Onun için ısrarla Cevat Şakir Kabahaçlı onların kökü diyor, Anadolu'ludur diyor. Hakikaten de öyledir. Ben de rehberlik yaptığım için zaman zaman vurgularım yani. Çünkü Troyalılar Anadolu'ludur, Akalar Yunanlıdır. Tabi bunu şey, Kovalist anlamda söylemiyor. Ama bu topraklar hepsi kültür. Belki de en üzüldüğümüz konu o. Yani bu kadar kültür coğrafyasında yaşadığımız halde bu kadar kültürden nasıl uzak olabiliyoruz bilmiyorum. Halen insanlar bağıra bağıra konuşuyor. Sokağa çıkıp da tam gaz diye motorlar bağırıyor, insanlar birbirine yol vermiyorsa falan. Bunların hepsi bunları okumamakta. Yani fark etmemekte, yaşamı fark etmemekte. Sistem bunu da yapıyor. Evet, öyle. İşine de geliyor. Yani evet, karmaşık. Şimdi bu hangi şiir kitabındandır hocam? Bu Çağdaş Türk Dili dergisinde Ankara'da çıktı. Bunu hiçbir kitaba almamışım ben. Aslında iyi bir şiir, bu da öyle kalıyor. Dergide kalıyor. Ne kadar güzel. Evet. Seçme yapalım hocam. Evet. Seçme yapalım. Gül köpüklü körfezden geçerken Argos gemileri, Orpheus'un türküleri. Gece uykuya dalar, gün boyu hırçın dalgalar. Koynunda besler mor uğultuyu. Göğsünde fırtınalar kopan bir kadın gibi. Ümlesem sesim duyulur denizin koynundaki yeşil adalardan. Çam kokulu ormanı bir o yana bir bu yana taşır martılar. Elim yüzüm tuz içinde harcını kararım şiirin. Çiçekli bayırlarda ustalar önüme çıkar. Öyküsünü dinlerim sarı kız mermerlerinin. Kartalkaya tepesinden kız pınarından savrulur karlarla Homer'in söylenceleri. Aşkını çoğaltır zeytin işçilerinin. Söylenceler anası dağın türküleri körfeze dökülürken yıldızlı akşamlarda dalıp gider gözlerim zeytin ormanlarına. Yalçın bir terestan gülümser ince bir aşkla çobanların atası Paris.
Dudaklarında zeytin dalı, avuçlarında kırmızı elma, dayamış sırtını koca çınara, arzularını tutuşturuyor damarlarında bir marşandiz. Aşk denizi Afrodit, Artemis ve Athena görücüye çıkıyorlar tenlerinden dökülen dağın ışıklarıyla. Bu üç güzelden biri belki de annesidir Türkmen güzellerinin. Düden yaylasında, Kaz avlusunda Hektor'u aranıyor. Savururken öfke okunu Aşil'in gözleri. Güvercin gibi çarpıyor Zeus altarında Helena'nın yüreği. Tanrıların otağı Gargara tepesinde zamanla söyleşir bir dizi gömüt. Kimi kahramandır, umarsız aşık kimi. Bol pınarlı kaynaktan akar yüreğimize çoğalır öyküleri. Tanrı'dan eski, zamana akran, masalla gerçeğin seviştiği yerde, Sütüven'de, yundum, arındım, gül topladım toprağından, tanığımsın dağ yeli. Eros'un aşk arabasından dağın rahmine düşen tohum, türküsüyle beslenir yeraltı sularının. Dört mevsim çiçek açar, şiir terler yaprakları, tanığıyım bu anları. Elim yüzüm tuz içinde harcını kararım şiirin. Güneşli bayırlarda ustalar önüme çıkar. Aşkını öğrenirim zamanın ve tarihin. Allah'ım. Hocam bu ne güzel şiir. Allah Allah. Bize çörfeze mi? Şimdi arkadaşlar bunu hakikaten şöyle bir bakıyoruz. Şu şiiri yazmak için en az var. Minimum 100 tane kitap okumak lazım. Yani şu şiirin yazılabilmesi için o bilgileri. Demin söylüyordum yarım kaldı veya karıştı. Homer demiştik. Homer'den sonra işte Mustafa Seyit Sütüven bu konuyu, yani Akdeniz Havzası derken bunu da söyleyeyim ben, sık sık söyleyeyim. Akdeniz derken işte bu Trablusgarp, Libya'nın, İtalya'nın oraları değil. Akdeniz, öz Türkçe'de biliyorsunuz yönler renklerle belirtiliyor. Ak, batı oluyor. Ondan sonra gök, doğu oluyor. Hani göklükler var ya. Akunlar var. Mesela. Kara, kuzey oluyor. Biz Karadeniz diyoruz, yani siyah deniz anlamında değil. Kuzeydeki deniz anlamında Kızıl Deniz var. Kızıl, güney demek. Yani o yönlerde, orada bir kara. Bu şiirlerde de Akdeniz Havzası derken batıdan bahsediyor. Yani Ege Denizi'nin, bu kültür denizi diyoruz onu komple. Onlardan. Şimdi orada o kadar şey var ki, öyküler var, mitoloji, efsane, hepsi. Bunlar Homer başlamak üzere, işte Mustafa Seyit Sütüven devam ediyor. Daha sonra geçen haftalarda andığımız rahmetli diyelim Ahmet Uysal. Değil mi hocam? O evet. Da mitolojiden şey. Daha sonra arada 1930'lu yıllarda Edremit'te kaymakamlık görevi yapan Ömer Bedrettin Uşaklı var. O da devam ediyor. Sarı Kız Mermerleri şiiri. Değil mi İsmail hocam? Evet. Evet, güzel bir şiirdir Sarı Kız. Ve ondan sonra bunu da ben yüreklice sorayım yani. Ondan sonra da Bülent Güldal var. Sizden şu anda yazan, yani mitoloji anlamında deminki bu şiirde de bahsettikleri gibi, tabii birçok dalda şiir yazıyor ama. Körfez'in mitolojisini şiir. Şu anda Mehmet Başaran da bazen değini verir. Başaran da var. Kısmen mi? Ama o biraz daha siyasi şeyden. Özellikle denen düz yazılarından. Evet. Şimdi hocam bir şiir daha buna benzer. Şimdi madem Körfez'den girdik, mesela evet. Körfez bir Ayvalık. Ayvalık'a gidince insanın ne bileyim aklı sanki düşüncesi, duygusu geçmişe gitti. O Rum evlerini gördükçe, o dar sokakları gördükçe geçmişe gitmiş gibi bir his. Ben de öyle bir his yapıyorum. Yine böyle bir Ayvalık'a gittiğimde dilime şu şiir dolandıydı. Ben de yazdım. Yine bir dergide çıktı. Ayvalık'ta bir Gültekin Emre çıkarıyordu. Güzel bir dergi çıkarıyordu. Onlar yayınladılar. Ayvalık Zeman, bu da kitapta yok. O zaman bunu kitap daha gerekir. Şiir kitaplarından seçki düşürürüz ya. Tamam, oraya alalım. Oraya alalım. Tabii. Iyi geldi. Ya hele hele, deminkine ben bayıldım, şimdikini de duyacağız. Şimdi yine hani şiirde bilgiden söz ettiğin için bu şiiri evet. Okuyorum. Evet. Bilgisiz şiir yazılmaz mı? Yazılır. 10 tane yazarsın, 11'inde tıkanırsın. Ama şunca kitabın içine en azından okuyan bir şair kişi, öyle sözünü ettiklerimiz, sınırsız bir deryanın içinde diye düşünüyorum. Kelime hazinesi geniş, duygu, düşünce coşkulu. Yazar da yazar. Ayvalık ve zaman. Itırlı sarmaşıklar sere serpe uzanır yıldızlara. Semailer yükselir çiçekli cumbaların pervazlarında. Mor püskülle eteğini dolar incecik beline. Yeni bir gelin gibi nazlanır denizin çılgın kollarında. Hiç yüksünmeden saçlarını tarazlar boncuk gözlü sabahın.
Deli bozuk meltemler eser alnına düşen kâkülünden. Çam kokulu sabahların yedi veren kan kırmızı gülüdür. Maşuğunu arar yıllar yılı, diker de gözlerini adalara. Taş yasak mı dinler? Akışını kim durdurabilir deli coz suyun? Yüzyılların ördüğün akışı bozmak kimin haddine? Bu yüzden gül yüzlü sabahlara uyanır mahmurluklar içinde. İki dilde düşünür, Rumca da söyler ninnisini Hatice gelin. Oynak nameler içinde geçer kaldırımlardan ince topuklarıyla. Ak göğüslü aşk kuşudur, ay ışığını yoğurur koynunda kantocu elektra. Taksiyahis'ten yükselen ilahiler sarılır Hamidiye Camii'nin mihrabına. Tılsımlı kuşağını sarar zamanın beline, en içten haliyle gülümser Tanrı. Bin yıllık zeytin ağaçları anlatır öyküsünü dallarında gezinen ellerin. Zamanın şehla kıvrımlarında ötüşür şadırvan bülbülleri. Birdendir aşıklar tepesinde kaynar kazanı içten dostluğun. Daracık sokakların cumbala evleri fısıltıyla konuşur mutlu günleri. Bu şiirde mübadeleye de gönderme var. Yani Rumca söylüyor, türküsünü Türkçe söylüyor, ne bileyim ninnisini gibi. Taksiyaris Kilisesi'nden çıkan ilahiler diyor. Hangi camide? Hamidiye. Böyle bir, yani Ayvalı Dağı nasıl anlatabilirsiniz? Evet. Yani bu kadar güzel. Bu bir antolojiye de girdi de hatırlamıyorum. Çok güzel hocam ya. Vallahi elinize, kaleminize, yüreğinize sağlık. Bir taksiyaris, nedir? Şimdi, Hamidiye Camii. Ahmet Korkmaz vardı değil mi? Şeyde, evet. Ayvalık'ta. Yani Ahmet Korkmaz, bilmiyorum bu şiirinizi okudu mu? Denk geldi. Ahmet Yorulmaz. Yorulmaz. Öldü değil mi İsmail? Öldü. Yani şu şiiri var ya, giderdi belediyeye kavga ederdi. Bu şiiri yazdıracaksınız arkadaş, şehrin bir yerine koca harflerle diye. Bu yani Bülent Bey uzun yıllardan beri Edirne Lisesi mezunu tabii. Burada yaşıyor da benim diyen, yani Ayvalık'ta herhalde bu kadar güzel anlatamaz Ayvalık. Gerek Seyir Sütüven'e bir gönderme, Yahya, evet. Kemal şiir ısmarlıyor biliyorsunuz ona. Gerçi Cemal Süreyya büyük bir haksızlık yaptığını düşünüyorum. Cemal Süreyya'nın. Yani o kendi şiirini geçemeyen insan gibi bir gönderme yapmış. Ya artık onu kimisi övgü olarak yorumluyor, kimisi yergi falan ama yani değil. Çünkü Yahya Kemal'in ısmarladığı şiir, yani şiir üzerine İstanbul Boğazı diye bir şiir yazıyor. Tamam, zaman zaman böyle sanat camiası için gidiyor İstanbul'a, gidiyor geliyor Ankara'ya falan ama sen zannedersiniz ki yüzyıllar boyunca Mustafa Seyir Sütüven İstanbul Boğazı'nda bir yalıda yaşadı. Yani o şiiri okununca öyle bir duygu. Şimdi bu şiiri de Bülent Bey'in de bu şiirini okuduğunuzda doğma büyüme dört kuşak Ayvalıklı izlenimi. Ama bilinçli Ayvalıklı. Yoksa biz Ayvalıklıyız, biz Edremliyiz, Balıkesirliyiz falan değil tabii ya. Bir eli olmak güzel. Evet hocam, bir şiir daha yapalım. Ondan sonra özellikle genç arkadaşlar varsa bir şey sormak isteyenler veya sohbet olarak gidip burada bu tür grubuz arkadaşlar. Şiire ilişkin, edebiyata ilişkin veya bir şey konuşabileceğimiz bir şeyler varsa lütfen sorun, ona göre şey yapalım. Bülent Bey bir güzel bir şiir daha dinleyelim ondan. Şimdi bu okuyacağım şiir, ben yaşta olanların nasıl söyleyeyim, içinden geçip de geldi. Tünelimsi zaman dilimleri, karanlık zaman dilimlerini anlatıyor. Ben de şiire böyle yansıdı o 70'li yılların sonu, 80'li yıllar, ne bileyim bugün. Koyunlara masallar anlatırdı fötör şapkalı adam. Yaldızlı yalanları düğümlerdi hayata. Tuz ambarlarında beslerdi sürüyü, suya hayret, hasret bırakırdı. Kuzey dağlarından inecek hayali kurtlar yaratır, kırardı kalemini dal ömürleri. Siyah güller içinden çıkarırdı sözcükleri, allayıp pullayarak yakasına takardı. Tepkisini çekse de kalabalığın sekiz gider dokuz gelirdi. Denizin çağrısına doğru akan ırmakların düşmanı, aşk diline kekeme mahir bir cambaz, şirketi şeriyenin baş belasıydı. Hem demokrat hem de sol bir bahçeyi sularken ömrümüz ısınırdı. Bir de şair vardı, Altayların Yağız Yiğidi Karaoğlan'a benzetilen. Koltuğa oturdukça sokakta kavga, tarlada kıtlık dağdı. Fukara niyetine sebildi ümit. Kim bilebilirdi ki şeriatın terkisine bineceğini, şiir yazarken de eksileceğini. Hüzünlü panayırın artığından beslenirdi diğerleri. Jokerler soyunurlardı büyük talanda.
su olan geminin miçosuydu her biri. Güvertede yangın başladığında kendileri doluşurdu tahlisiye sandallarına. Yolcular kimin umrunda, kimin umrunda? Metal yıldızlar üç kez gürledi kısacık ömrümüzde. Yırtıkların yamanması adına hizaya çekildi koca coğrafya. Uçurumlar boyandı, mamaya indirildi dipleri. Çağlayanlar akort edildi, tebdil, tahir ve ilgaya dair. Dar ağaçlarının gölgesinde yaşamak düştü payımıza. Talan boyut değiştirdi. Fötör şapkalı adam, şair ve diğerleri arkalarında bırakarak kirli bir tarihi, sahnesinden indiler hayatın. Dile batan kara bir diken, şimdi özgürlük. Gökyüzü gülümsüyor kederinden ve sesleniyor usul, suçlu ayağa kalk. Çok güzel. Şimdi, arkadaşlar bu Bülent Bey'in şiir kitaplarından şey, tam bu reklamın ötesinde, sizlerle paylaşmak anlamında söyledim 8 tane ama Bülent Bey onu pas geçiyor ama ben pas geçmeyeceğim, onu söyleyeceğim. Geçen seneydi değil mi hocam? Bu bir kitap yayınlandı. Yanınızda mı o kitap? Çantanızda mı? Şey, masal. Şey, o antoloji. Antoloji kitabı. Hangisi? Bak şu sarı kitaptı değil mi hocam? Şu. Evet. Yalnız. Onu bir zahmet alır mısın? Şimdi 2017. 17'nin sonra 18'inde. Evet. Arkadaşlar, 2017 yılında çıkan bir kitap. Çağdaş Şairler Yılı. Türkiye'de yaşayan, değil mi? Burada hep yaşayan şairler var. Evet. Ha, bir tanesi öyle. Bir tanesi mi? Fikret Demiraz. Öyle mi? O. 100 tane bir şair vardı hocam burada. Var. Taktaşı. Çağdaş... 20 tane. Ha, 20 tane. Pardon. 20 tane. Şunu da söyleyelim. Yani ben de Bülent Bey'le bir arkadaşım olarak gurur duyarak söylüyorum yani. Türkiye'deki yaşayan en önemli 20 şairlerden bir tanesidir kendisi. Hakikaten gurur duyuyoruz yani. Bunun biraz minik bir hikayesi var mı sizde? Yani nasıl basıldı, nasıl oldu? Çünkü bakıyorum Atol Behramoğlu'lar var, Sekai Yiğitleri, ben tanıyorum. Halil Gökhan Yiğitler onun oğlu. Kafe Kültür Yayıncılık İstanbul'da. Evet, şöyle. Telefon açtı. Abi dedi, elinde yayınlanmamış şiirim var mı? Dedim var Halil. Gönderdim. Dedi böyle bir şey çıkaracağım. Bu antolojiye koymuş. İşte 20 şairin arasına girdik. Allah tebrikler. Yani o hani, hakikaten. Halil'in ya. Hilmi Yavuz var mı bilmiyorum. O da var. Atol var. Yani,